Herkese merhaba, videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber yurt vlogu çekeceğim. Nerede kalıyorum, ne kadar ödüyorum ve en önemlisi nasıl buldum, nasıl başvuru yaptım, size bunlardan bahsedeceğim. O yüzden videomuza geçelim. Yani bu videoyu çekmek için çok doğru bir gün mü bilmiyorum. Çünkü şu an inanılmaz derecede yağmur yağıyor. O yüzden dış çekimi hemen bitirip içeri girmek istiyorum. Videomuza başlayabiliriz. İçerisinde şurada gördüğünüz üzere bir spor salonu var. Fakat bu spor salonu ücretli. Aylık 10 euro verdiğiniz zaman kullanabiliyorsunuz. Ama yurda ait bir yer. Burası yurdun arka tarafı. Şu karşıda gördüğünüz tarafta bizim okulumuz. Şurada da bir girişi var. Buradan da giriş yapılabiliyor. Çoğu öğrenci genelde bisiklet tercih ediyor. Bu gördüğünüz kısım da bizim aslında bisikletlerimizi koymamız için yapılan bir yer. İsteyen dışarı da bırakabiliyor. Böyle kapalı bir alan da var. İsteyen buraya da koyabiliyor. Şöyle burada kilitler var. Bize ilk geldiğimizde verilen anahtarlar var. O anahtarlarla açıp kapatabiliyoruz. Yani aslında herkese açık bir alan değil. Buraya da böyle bir kapalı alan yapmışlar. Buraya da getirip çöplerimizi bırakabiliyoruz. Yine aynı şekilde kapı kilitli ve bizde olan anahtarlarımızla açıp kapatabiliyoruz burayı da. Buraya böyle bir voleybol sahası yapmışlar. Burası da ön taraf giriş. Burada bize gelen paketleri buradan alabiliyoruz. Burası da ön taraf. Buraya da yine insanlar bisikletlerini koymuşlar. Burada da posta kutularımız var. Bize verilen anahtarla birlikte. Burayı böyle kontrol edebiliriz bu arada. Bana da posta gelmiş. Burası dediğim gibi ana giriş. Buradan anahtarımı okutup girebiliyorum. Ya da şu anahtarımı kullanarak da yine kilidi açarak girebiliyorum. Burası da danışma gibi bir yer. İlk geldiğimiz zaman kayıt için, odamı göstermek için buradaki kişiyle görüşmüştüm. Burada asansör var. Burası da diğer giriş. Biraz önce size gösterdiğim arka kısım. Buradan da giriş çıkış yapılabiliyor. Burası benim odamın olduğu kat. Odalara girebilmek için bu anahtarınızın olması gerekiyor. Aradaki kapıların hepsi kilitli ve bu anahtarlarla açıp kapatabiliyoruz. Gördüğünüz yer benim odam. Hemen karşısında da mutfağım var.
Mutfağım derken orta kalan aslında yani. Mutfağımızda bize ait yine aynı şekilde kilitli olarak bir tane buzdolabımız var. Şu karşıda gördüğünüz buzluk, buzluğumuz kilitli değil. Şu şekilde. Mesela burası benim katım. Zaten insanlar hani kimsenin katına karışmıyor. Yani örnek veriyorum, benim katıma bu zamana kadar kimsenin bir şey koyduğunu görmedim ya da bir şey aldığını görmedim. O yüzden burası böyle ortak. Bir de şu şekilde dolaplarımız var. Bunlar da yine aynı şekilde kilitli ve burası sadece bana ait. Başka kimse kullanamıyor. Bu gördüğünüz araç gereçler büyük ihtimalle ortak diye düşünüyorum. Ya da kişiye de özel olabilir, tam bilmiyorum. Fakat ortak bile olsa ben genelde bunları kullanmayı tercih etmiyorum. Kendi mutfak eşyalarımı da genelde burada yıkadıktan sonra odamda tutuyorum. Çünkü burası zaten ortak kullanım alanı olduğu için ve yaklaşık 10-15 kişi burayı kullandığı için yani burada bırakmayı pek sevmiyorum açıkçası. İlk geldiğim zaman mutfakta yani çok bir şey yapmam, zaten çok pistir, bir sürü insan kullanıyor diye böyle bir ön yargı vardı bende. Fakat ilk geldiğim gün de gördüm ve bu zamana kadar da yaklaşık 3,5-4 aydır buradayım. Hiçbir şekilde böyle çok kirli ya da çok dağınık bir şekilde hiçbir zaman görmedim. O yüzden genelde kullanıyorum yemek yapmak için mutfağı. Biraz önce gösterdim, bana bir posta gelmiş. O yüzden hemen ilk önce onu açtım. Çünkü yani buraya geldim geleli bana posta geldiyse eğer ya bir şey istiyorlar benden, genelde para. Yani ya benden para istiyorlar ya da diyorlar ki şunu yapın, bunu yapın. O yüzden yani posta gelmesini hiç sevmiyorum. Çünkü eğer posta geldiyse bil ki başım belada dostum. O yüzden şimdi hemen bunu okuyup ne olduğunu anlamam lazım. Bugün ayın 23'ü ve ben 5'inde bir işe başladım. Onunla alakalı işte tabii ki de bu sigortadır. Onunla alakalı bir giriş yapıldı. Onunla alakalı bir posta gelmiş. Neyse, Allah'tan başım belada değil. Beni ülkeden de kovmuyorlar. Yani videomuza devam edebiliriz. Şimdi kapıdan girdik. Kapıdan girdiğimiz zaman bu alanda şöyle küçük bir yer var. Buraya ben ayakkabılarımı koymayı tercih ettim. Burada geldiğimiz zaman banyomuz. Ve odanın geri kalanı. Bu yurda geldiğim zaman benim için en önemli şeylerden biri tabii ki de banyonun ortak olmamasıydı. O yüzden bu konuda çok şanslıyım bence. Çünkü duymuşsunuzdur, çoğu yurtta banyolar ortak kullanım alanı olarak geçiyor. Ve yani böyle odanın içinde olduğunda, özel olarak size ait olduğunda bir tık daha pahalı olabiliyor. Fakat burada öyle değil. Ödediğim ücreti de duyduğunuzda bence aa evet iyiymiş, ucuzmuş diyeceğinizi düşünüyorum. Onun dışında mutfağı az kişi kullanıyor ve gayet büyük, yeterli. Banyosu da aynı şekilde. Kişiye özel olduğu için bunlar çok büyük artılar bence bu yurdu seçmeniz için. Burada bir dolabım var. Üzerine de bavullarımı koydum. Böyle bir ayna var. Bu aynanın böyle uzun olması çok güzel. Onun dışında dolap gayet yeterli. Burada böyle bir raf var. Onun dışında burada askılar var. Burada da raf raf bölmeler var. Altta da iki tane çekmecesi var. O yüzden gayet yeterli. Ya benim için yeterli. Onun dışında şöyle hemen yan tarafına böyle raflar yapmışlar. Burası benim mutfak araç gereçlerimi koyduğum yer. Mutfakta da bahsetmiştim. Ben mutfak eşyalarımı mutfakta bırakmayı tercih etmiyorum. Onun yerine yıkayıp getirip buraya koyuyorum. Burada İlaycığımın doğumundaki hediye çikolatalarımızın kabını koydum.
Yılbaşı ağacımın üzerine. Böyle küçük bir yılbaşı ağacı aldım kendime. Odayı daha yaşanılabilir bir hale sokmak için. Burada defterlerim, kitaplarım, o tarz şeyler. Yani burası gerçekten inanılmaz kullanışlı. Burada zaten bütün günüm geçiyor. Bilgisayarım, yeme, içme, her şeyi burada yapıyorum. Buradaki raflardaki üst kısımları kullanamıyorum bile. Çünkü gayet yeterli yani, bir sürü raf var burada. Onun dışında burada da yatağım var. Küçük bir alan, evet, fakat bir kişi için gayet yeterli. Şu gördüğünüz karşı tarafta zaten benim okulum. Şimdi şu karşıda gördüğünüz yeşil alan da bir yurt. Buradan hemen zaten şöyle sağa döndüğünüz zaman, ilerlediğinizde de zaman 10 dakikalık bir mesafede tren istasyonu var. Tren istasyonundan biraz daha ileri gittiğiniz zaman tüm marketleri bulabilirsiniz. İhtiyacınız olan her şeyi alabilirsiniz. Yani bizim yurda bir tık uzak. Yani yürüme mesafesiyle 15 dakika, ama onun dışında istediğiniz zaman her şeyi bulabiliyorsunuz. Buraya geldiğim zaman da odanın full olduğunu gördüğüm zaman, yani bütün eşyaları olduğunu gördüğüm zaman, ya açıkçası nevresim takımıdır gibisinden o tarz şeyler getirmedim. Fakat ilk geldiğim bir hafta sadece elimde yastık kılıfı vardı. Ve o zamanlar ya ilk gün teyzeme inmiştim uçakla. Fakat hani bilmiyordu böyle şeylerin eksik olduğunu. O yüzden ilk geldiğim zaman bir hafta boyunca yastık kılıfının içinde kazaklarımı koyarak uyudum. Ve üzerime mont örttüm bir hafta boyunca. Allah'tan ilk geldiğim zaman, yani Eylül-Ekim gibi, çok fazla soğuk değildi. O konuda gerçekten şanslıydım. Bu arada yurdu nasıl buldum, ne kadar ödüyorum, onlardan bahsedeyim biraz da. Yurda ben 247 euro ödüyorum aylık olarak. Bu arada ben bu kaldığım yurdu Efe İç Münster'in, yani geldiğim okulun web sayfasından buldum. O yüzden eğer Erasmus için gideceğiniz okul ya da istediğiniz 2-3 okul, artık neyse, onun mutlaka web sitesinden girip konaklama ile alakalı bilgi alabilirsiniz. Çünkü bildiğiniz üzere Erasmus'a geldiğiniz zaman, yani Türkiye'deki okulunuzda olsun, buradaki okulunuzda olsun, size konaklama ile alakalı sadece destek oluyorlar. Bu arada benim Erasmus'a kesin olarak geleceğim Mart sonu, Nisan, yani Nisan gibi falan kesin olarak belliydi. Nisan ayında kesin olarak belli olduğunda ben direkt vizedir, işte bu evraklardır falan, onlardan önce hemen konaklamaya başvurmak istedim. Çünkü edindiğim bilgilere göre insanların en çok zorluk çektiği konu konaklama. Konaklamayı son dakikaya bırakıyorlar. Yer bulamıyorlar. Buraya gelmek zorunda kalıyorlar. Ve ben çoğu insanla da buraya geldikten sonra görüştüm. Yani birkaç kişi bana ulaştı. Onun da şöyle bir dönüş oldu. Ben buraya haftaya geliyorum. Fakat konaklama için bir yer bulamadım. Bana yardım edebilir misin? Yani bir hafta kala burada çok zor bir yer bulmanız. Anca bir ev kiralayabilirsiniz. O da tabii ki de bir yurtta göre ya da daha önceden başvuru yaptığınız bir yere göre çok çok daha pahalı olarak size geri dönüş sağlayacaklardır diye düşünüyorum. Ama burası bir tık bizim Türkiye'deki devlet yurtları gibi. Yani siz başvuruyorsunuz. Eğer size çıkarsa siz kalabiliyorsunuz burada. O yüzden olabildiği kadar diğer insanlardan daha erken başvurun ki şansınız biraz daha fazla olsun. Bu arada ben buraya gelmeden önce 300 euro depozito ödedim. Ardından 247 euro ilk ayın kirasını ödedim. Yani 547 euro yatırdım daha gelmeden önce. Geldikten sonra zaten ilk ay kaldım. İkinci ay normal yine kiramı ödemeye devam ettim. Yani yurda genel olarak baktığınızda bence kesinlikle memnun kalırsınız. Eğer bu civara gelecekseniz bu yurda başvurmanızı ben tavsiye ediyorum. Gayet güzel bir yurt bence. Bu arada şöyle göstereyim. Bu şekilde internetim bana ait. Ve gerçekten internetle alakalı hiçbir problem yaşamadım. En önemli diğer problemlerden biri de çamaşırlarımı nasıl yıkıyorum. En aşağıda bir çamaşırhane gibi bir yerimiz var. İki ya da üç tane çamaşır makinesi, yanına da iki tane kurutma makinesi koymuşlar. Bu arada çamaşır makinelerimiz 50 centle çalışıyor. Ve herhangi bir şekilde işte randevu alayım ya da gideyim ismimi yazdırayım, o şekilde bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece gidiyorsunuz, boş mu? Boşta direkt kullanabiliyorsunuz. Onun dışında ödemeyle alakalı ben bloke hesabımı Expatrio'dan açtım.
Onun dışında expatriate hesabımı Almanya'ya geldiğimde ben Vivid Money'yi açtım. Bunlarla alakalı da ayrıntılı, hatta nasıl açıldığıyla alakalı bir video çekeceğim sizler için. Yurtla alakalı da buraya gelmeden önce bana bir döküman yolladılar. Bu dökümanda otomatik ödemeyi kabul ettiğime dair bir imza istiyorlar sizden. O imzayı verdiğiniz zaman ay sonu geldi, kiramı ödemem lazım, hangi bankadan ödesem acaba, şuradan mı ödesem, hangisi kesinti yapmaz gibisinden şeyler düşünmenize hiç gerek yok. Eğer Almanya'da bir bankadan hesap açtıysanız eğer, zaten yurdunuz sizden otomatik ödemeyle alakalı talimat istiyor. O talimatı verdiğiniz zaman ayın belirli günü, yani 3 ile 5 arasıydı sanırım, ondan otomatik olarak benim yurt ücretimi çekiyorlar. Bu arada yurtla alakalı sanırım söylemem gereken şeyler bu kadar. Eğer dediğim gibi sorunuz varsa herhangi bir şekilde ve her şeyle alakalı olabilir, Almanya, Erasmus, mutlaka bana yorumdan ya da Instagram'ın üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar dediğim gibi tekrardan size yardımcı olmak isterim. Bir videonun daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve tabii ki de videoya like ve yorum atmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.